Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir müşterimin buzluğu için hazırlamış olduğum Kayseri yağlama lavaşı tarifimi vermek istiyorum. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Yoğurma kabıma bir paket yaş maya, 2 kaşık sıvı yağ, şeker, tuz, süt ve suyumu ilave edip bu şekilde iyice mayamız eriyene kadar karıştıracağım. Ölçülü malzeme listemi videomun altındaki açıklama kısmına ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra bir miktar un ilave ediyorum. Tabii ki bu aşamada bir çırpıcıyla da karıştırabilirsiniz. Daha iyi olur. Ben un ile de az bir şey un ile de karıştırıyorum. Maya daha da iyi erimiş oluyor. Daha sonra kalan unumun hepsini ilave ediyorum. Dümdüz ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğuracağım. Makinamla yoğurma kısmı tamamlandı. Biraz da elimle düzleyeceğim. Gördüğünüz gibi yumuşak, dümdüz bir hamur olacak şekilde yoğurdum. 5 dakika kadar bu şekilde iç içe katarak yoğurdum. Ve e, toplamda 2 kilogram üzerinden hamurlarımı hazırladım. Ve mayalaması mayalanması için e, kabıma alıp soğuk fırına bu şekilde kapalı bir şekilde ekleyip bekletiyorum. Yaklaşık 40 dakika içinde gördüğünüz gibi kapak kendiliğinden atıyor. Havasız ve sıcak ortamda olduğu için gayet güzel bir şekilde mayası geldi. Bu arada e, taşmasın diye çok derince bir kap kullanmıştım. 10 litre kabım. Sizler de ona göre e, taşmasını hesap ederekten kabınızı ayarlayabilirsiniz. Ve gelişi güzel. Bezelere ayırıyorum. E, büyük büyük açacağım için büyük bezeler tuttum. Hatta sonrasında e, bazı bezeleri de birleştirip daha büyük yaptım. Ne kadar büyük açabiliyorsanız o kadar e, bezeler oluşturabilirsiniz. Ee, tek tek 56 tane e, açmak yerine bu şekilde hazırladım. Bir bezede e, en az 4 tane çıkacak şekilde 4 lavaş çıkacak şekilde bezelerimi hazırladım. Ve tepsime alıyorum. Üzerini kabuklanmaması için kapatıyorum ilk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Hatta bu bezem küçük bile olmuştu. Sonradan dediğim gibi birleştirdiğim bezeler oldu ve daha büyükçe açtım. Bir e, yufkadan 6 adet lavaş çıktığı da oldu. Yani boyutu tamamen size kalmış. Açacağınız yerin büyüklüğüne ve pişireceğiniz tavanın e, büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Müşterim tatlı tabağı boyutunda istemişti ve piştiğinde de hafif küçüleceğini hesap ederekten e, benim tatlı tabağım biraz daha büyüktü. Onu kullandım. Tam istenilen boyutta oldu. Kalınlığı da tamamen size kalmış fakat ince açmanızı tavsiye ederim. İç harç kıymalı iç harcımızı eklediğimiz zaman e, üst üste konulacağı için e, bu nedenle kalın olmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi gayet normal bir şekilde bütün lavaşlarımı hafif aralarını unlayarak bu şekilde açtım. Böyle mantı kesiciyle de daha rahatlıkla kesebilirsiniz. Kalan aradaki çıkan parçaları birleştirip kalan parçaları da değerlendirdim. Hiçbir parça ziyan olmuyor arkadaşlar. Ve önceden ısıttığım teflon tavama lavaşlarımı alıyorum. Gördüğünüz gibi hafif göz göz olana kadar yani bir dakika dolmadan hemen çeviriyorum. Gördüğünüz gibi balon gibi şişiyor. Lavaşlarınız bu şekilde kabardıysa içi dışı her yeri pişmiş demektir. Hiçbir şekilde çiğ kalmaz. Böyle iki tavada hızlıca pişiriverdim ve pişenleri sıcağı sıcağına üst üste ekleyerek sofra bezine sarıyorum. Yumuşak olması için. Ara sırada ıslak bir peçete ile tavamızı temizlemeyi ihmal etmiyoruz. Tabii ki ben e, hepsini birden açıp Hafif aralarını unlu bıraktığım için unlar e, piştikçe yanıyor. Bu nedenle kararmış unları ıslak peçete bu şekilde tavamı temizliyorum. Sizler tabi ki bir yandan açıp diğer yandan pişirecekseniz e, unlu açmanıza gerek yok. Bu durumu yaşamazsınız. Yine de tabi ki arada temizlemekte fayda var. E, lavaşlarımızın temiz temiz pişmesi için. Ve kalan kısmı da porsiyonluk şekilde daha küçük boyutta hazırladım. Gördüğünüz gibi bunları pişirmek daha da kolay oldu. Bir tavaya birden fazla sığdığı için çabuk bitti. Üstelik e, porsiyonluk olması daha güzel. Sofrada e, bir bütünü 4'e veya altıya bölmekten daha pratik, direkt. Ee, bir kişilik tabağı hazırlayabilirsiniz. Hatta bunları bize yapmıştım. Daha sonrasında e, bunlar da istendi satıldı, bize yemek nasip olmadı. Tekrar hazırladığımda sizlere son haliyle iç harcıyla birlikte göstermiş olacağım inşallah tarifimi eklemiş olacağım. Ve gördüğünüz gibi, 2 kilogram undan 56 adet tatlı tabağı boyutunda ve 32 adet porsiyonluk küçük küçük boyutlarda çıktı ve soğuduktan sonra onarlı onarlı bir şekilde poşetlere ayarlayıp buzdolabına ekledim buzluğa ve müşterime yolladım ve bugünlük tarifimin sonuna geldik Kanalıma ücretsiz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla desteğinizi eksik etmezseniz sevinirim. İnanın e, sayfama kanalıma eklediğim bütün e, tariflerimin çoğu sipariş. Siparişlerimi hazırlarken sizlere e, tariflerimi hazırlamaya çekmeye çalışıyorum. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hoşçakalın sevgiler bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.